Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. Ben sizi özledim. Siz de beni özlediniz. Ağalar videolara başlayın. Bu giriş bir videosu olsun. 2-3 haftadır hem sayfadaki ağalar olsun hem de çevremdeki arkadaşlar olsun. Kimisi dana istedi, kimisi inek, kimisi düve. Onlarla biraz uğraştım. Dışarıda da rüzgar var. İnşallah ses kötü çıkmaz. 2-3 haftadır onlarla uğraştım. Kimisine dana aldık, kimisine düve aldık, kimisine inek aldık. Yalnız şöyle bir hatırlatma yapayım. İnek aldığımız arkadaşlara her zaman şunu söyledim ben. Ahırına komple inek alan bir tane arkadaş 10 tane inek aldı. Şunu söyledim. Başka bir geçim kaynağın yoksa eğer, yani sadece bu süte güveniyorsan girme bu mesleğe. Çünkü bir sonraki videoda ona geniş çaplı değineceğim. Her ne kadar süt işi karlı gibi görünse de önemli olan görükmeyen nokta alttan gelen buzağı. O bizim maliyetimizi artırıyor. Çünkü dişisini de beslesek, erkeğini de beslesek fark etmez. Sürü büyütme Türkiye'de çok zahmetli bir iş. Zahmeti şuradan kaynaklanıyor. Dişisi ortalama 14-15 aylık olunca tohumlanıyor. Ortalama diyeyim 24 ayda doğumunu gerçekleştiriyor. Erkek de 20 ay, 22 ayda kesime geliyor. Yani alttan gelen bir nesil bizim cebimizden 20 ay, 24 ay yemiyor. Para kazanamıyoruz o hayvandan. 20-24 ay satmadığımız sürece tabii ki de. 20-24 ay yem yedireceğiz. Arkadaşlara da söyledim her zaman. 20-24 ay ortalama bir hayvanın günlük aylık masrafını ileriki senelerde ele alırsak 4000 liradan ne kadar yapar? Bir hayvan senin cebinden 80 bin lira yem yiyecek. Para kazandırana kadar. Bu görünmeyen tabloydu. Bunu her anlattım arkadaşlara. Tamam dediler. Kimisi 10 tane inek alacakken 5 tane ineğe düşürdü. 5 tane dana aldı ya da düve aldı. Ortalama yani dana fiyatları değişiyor. 60-65 bin, 70 bin lira. İnek fiyatları da inekten ineğe göre değişiyor tabii ki. Üstündeki et olsun, sütü olsun, yaşı olsun. Ortalamada 90 ile 110 bin arasında da inek fiyatları değişir. Düve fiyatları da 50-60 bin lira arasında. Bazı arkadaşlar damızlık simental aldılar. Bazı arkadaşlar da besinlik düve, kurbanlık düve pardon. Kurbanlık düve aldılar. Kurbanlar da değineceğim ağalar. Bu video sadece bir giriş videosu. Şu karıştı, şunu kapağını kapatayım. Giriş videosu, videolara başlıyorum ağalar. Danaları bir sonraki videoda göstereyim. Ağalar, besicilik işi olsun, hayvancılık işi olsun her zaman 365 gün, 24 saat çiftçilik gibi değil bu meslek. Onun için iyi düşünerek girmenizi tavsiye ederim. Çünkü geceniz gündüzünüz olmayacak bu meslekte. İçerideki hayvanlar hayvanınız değil çocuğunuz olacak bir müddetten sonra. Çünkü hepsini düşünür hale geleceksiniz. Yemeyen olacak. Şurada istop edelim. Şimdi ağalar. Hayvanlara ne veriyorum? İlk önce bir ona değineyim biraz. Giriş videosu çok uzatmayacağım. Şimdi gösterdik. Burayı zaten 2-3 senedir biliyorsunuz. Ambarını gösteren, deposunu gösteren gelsin karşımda videosunu çeksin. Şu tarafı gösterip de şu taraftaki torbalar göstermeyip o torbayı verirsen danan etlenir, butlanır diyen arkadaşlara çok itibar etmeyin. Şimdi ağalar görüyorsunuz elevatör tam ortada. Arpayla Mısır'ın ortasında. Hayvan başı demeyeyim şu karışımı göstereyim. Karışımda ne kadar arpa var, ne kadar mısır var. Ortalama 3,5 kilo arpa, 1,5 kilo mısır. Bu karışımın oranı. Yani 3,5 kürek, hatta 4 kürek arpa atıyorum. 1,5 kürek mısır atıyorum. Arpa mısırdan daha hafif, onu dengelemeye çalışıyorum. 3,5'a 1,5 oranı var bunun. Hayvan başı 1 kilo pamuk küsbesi.
Ya şimdi ağalar, ben marka çekiyorum da. Bugüne kadar Allah'a şükür bir yeme övmedim, şunu alın şunu verin demedim de. Yine de demiyorum. Bulunduğunuz bölgede ki besiciler hangi yemi tercih ediyorsa onlardan kullanmaya bakın. Ha, sadece Mevlüt Has'ın çiftliğinde neyi Özkaş pamuk küspesi var. Bundan öncekini biliyorsunuz. Neydi onun ismi? Özmiroğlu'ydu. Hangisi denk gelirse, hangisi hoşuma giderse onu alıp kullanıyorum. Belli bir marka, belli bir takıntım yok. Besi yeminde bile olsun. Hatta bak, diğer küspenin torbası da burada. Özmiroğlu. Belli bir benim, ha şu yem olmazsa ben besi yapmam, psikolojim bozulur, danlar et almaz değil. Benim bu noktada güvendiğim ürün şu ikisi. Şu ikisini az verip de besi yemini coşturmanın anlamı yok. Besi yemini biliyorsunuz. Bu arpan tonu ne kadara geldi çiftliğe? 6.000 lira. Tonu 6.000 lira. Şunun torbası, ya yanılmıyorsam aldığımda 450 miydi? 430 muydu? Yani tona vurursan 9.000 lira. Şu anki besi yeminin torbası 450-500, tam bilmiyorum ne kadar oldu da. Tonu 10.000 lira. Mısırın tonu 5.500 lira. Bakın ağalar, çiftlikteki maliyet düşürmenin en güzel tarafı bu. Tahılla beslemediğin hayvandan ne randıman bekle, ne de para kazanmayı bekle. Sadece torbayla gelen bir ürün varsa çiftliğine, düşünmeye başla. Arkadaşlar diyor ki işte devlet şu yem fiyatlarını düşürsün. Devletin, Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken tek şey, et zamlandığı zaman bu torba neden zamlanıyor? Bir onu araştırsınlar. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. İsterse düşürmesinler, daha da üstüne gitsinler. Et pahalandığı zaman neden bu torbadaki ürünlerin fiyatı artıyor? Ne oldu kardeşim? Neyin girdi arttı? Yok. Neymiş efendim? Et para kazanıyor, et yükseliyor. İyi, besicinin keyfi yerinde. Dur, biz de fiyatları çaktırmadan yükseltelim. Yok, gerek yok. Sadece Tarım Bakanlığı bu yem girdi fiyatlarını araştırsın. Hangi fabrikalar kafasına göre zam yapıyor? Onları bir denetlensin. Ben başka bir şey istemiyorum. Bu ağalar. Çünkü bakın, bu et fiyatları, bizim şeylerimiz vardı. Kesim takvimi adlı videomuz var. Eti dümenden düşürme adlı bir video. Ne kadar oldu? Kasım ayında atmıştık. Kasım'dan bu tarafa kaç ay geçti? 4 ay mı geçti? 5 ay. 12 ayda oradan. 17 ay önce attığım video hala güncelliğini koruyor. Oradaki en son et konusuna da değineyim. Oradaki en son konuştuğum kelime şu. Ramazan'dan bir hafta 10 gün önce çıkarlar. Et yüksek, eti düşüreceğiz. Halkımız Ramazan'da ucuz et yesin diyecekler. Ete bir komplo uygulanır. Bu sıkışma ne zaman? 2 hafta. 2 hafta alır. 2 haftadan sonra geri tekrardan Ramazanlık halk unutulacak. Tekrardan et yükselişe başlayacak. Şu an kesim ne kadar? 330-335 lira. Yağsız kesim. Şu fiyatlarla nasıl ağlar? Benim gözümde etin hakkı 500 lira. Bu mesleğin dışında olanlara pahalı gelebilir. İçindeki olanlara da pahalı gelebilir. Yani besicilik yapan arkadaşlar da 500 liraya et mi kestirilir? Elin saf diyebilirler. Ağlar, elin saf dememiz için şu olacak. Kapalı ahırlardaki ya da mezmada kesilen inekler olmasaydı tamam, elin saf derdik. 2 sene önce kesilen ineğin yavrusu, biraz önce videonun başında söylemiştim. 2 sene önce kesilen ineğin yavrusu bugün doğuracaktı dişisi. Erkeğe de kesime gelecekti. 2 sene önce kesildiği için ne doğuracak dişisi var, ne de ete kesilecek danası olduğu için elin saf diyemiyorum maalesef. Siz zannetmeyin. İşte bu kadar ithal geldi, et düşer ağlar. İthalle, sayıyla gelen bir şeyle düşmez. Sayıyla bir şeyin bereketi olur mu? Olmaz değil mi? Bakın şurada 4 tane torba var. Günlük işte 1,5 torba, işe 2 torba gidiyor. 2 gün değil mi şura? Sayıyla. Şuraya baktık. Ne kadar attığımız bellisiz değil mi? Atıyoruz atıyoruz, en sonunda kantardaki yazı neyse o. Sayıyla gelen bir şeyin bereketi olmaz ağalar. Yani İtalya'da bu kadar çok et düşecekti. Biz dana almadık. Şöyle oldu, böyle oldu. Sayıyla geliyor adı üstünde. Onun bir bereketi de olmaz. Ağalar, giriş videom böyle olsun. Yarından itibaren şu kapalı ahırdaki bir oluşumu size göstereceğim. Yani
10 tane inek alacak arkadaş neden 5'e düştü? Neden düştürdüm? Onu ben size anlatacağım detaylı bir şekilde. Giriş videom böyle olsun. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan aranızdayım.